Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Node.js tarafında Builder Pattern'ı nasıl kullanabiliriz ondan bahsediyor olacağım. Şimdi öncelikle Builder Pattern'a neden ihtiyacımız var? Biraz ondan bahsetmeye çalışalım. Şimdi bir class düşünelim. Bir class'ın işte böyle 20 tane, 10 tane, 30 tane field'ı olduğunu düşünelim. Bu aşamada bunların her birisine bir construct oluşturalım. İşte örnek veriyorum. Bir tanesinde atıyorum 10 tane parametrem var. Birisi ad, soyad ve yaş alıyor. Sonra diğer parametreler. Bir sonraki işte ad, yaş alıyor ve işte ne bileyim doğum tarihi alıyor. Yani böyle 50 tane, 100 tane constructor oluşturmak yerine ve buradaki kompleks bir şekilde bu constructorları oluşturmanın sırasının karışıklığı veyahut da diğer zorluklarının yanı sıra Builder Pattern ile beraber ben hangi field'ı istiyorsam spesifik olarak şu ve şu field için sen bana bir tane nesne oluştur diyebiliyorum Builder Pattern sayesinde. Tamam. Şimdi hızlıca bir tane class oluşturalım. Bir tane user class'ım olsun. Ve user class'ım içerisinde bir tane constructor'ım olsun. Ve bu constructor bir tane builder alsın. Tamam. Şimdi bu builder'ın içerisinde atıyorum this.firstname builder first name olsun. This nokta last name builder last name olsun. This nokta age builder age olsun. İşte this nokta başka ne diyebiliriz? This nokta phone builder phone olsun. Tamam, bu şekilde benim constructor'larım olsun. İşte get first name şuradan get last name diyelim. İşte return this last name this first name olsun. Tabi diğerlerini ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Şimdi bir de ben static builder oluşturuyorum. Bunun içerisinde bir tane builder olacak ve bu ise ne yapacak? Return new user builder diyerek user builder'ı benim için çağırıyor olacak. Şimdi hemen geliyorum. Bir tane user builder class'ı ne yapıyorum? Oluşturuyorum. Şimdi bu oluşturmuş olduğum class ne yapacak? Benim için sadece set işlemlerini gerçekleştirecek. Tabi dilersen ben burada spesifik olarak işte ne bileyim builder'dan ad ve soyadı alıp işte ad ve soyadı paslayıp bunun constructor'ında işte ad ve soyadı ne yapabilirim? Direkt ben alabilirim. Tabii burada this first name, ad, this last name, soyad olarak devam edebilirim. Şimdi ardından mesela ben age'i build edeceğim. Başka neyimiz var? Bizim phone'umuz var. Tamam da şuraya şey ekleyelim. This address builder address olsun. Bir de adresi build edelim. Şimdi yapacağımız iş aslında nedir? Ben gelip diyeceğim ki age'de mesela this age sana gelen age olacak. Sen buradaki age'i kullan ve ardından return this'te. Phone'u al. Phone. This phone ve return this. Yani örnek veriyorum, phone'u set ettim, age'i set ettim, tamam bitti benim için. Yani this diyerek bu class'ı artık geriye döndürebilirim. Yani kullanıcı, yani bunu kullanan kişi hangi field'ları doldurmak istiyorsa ne yapabilir? İlgili field'ları doldurabilir. Phone dedik, adres dedik, age dedik. Adresi de şuradan dolduralım. Res, this, address olsun ve return this diye. Tamam. Şimdi bunları da hallettim. Bunları hallettikten sonra ben diyeceğim ki sen bir tane build'ın olacak. Ve günün sonunda ne oluşturacaksın? New user oluşturup benden ne istiyor? Bir tane builder istiyor. Al kardeşim, sen bu builder'ı ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Return
user diyerek hayatıma devam edebilirim. Güzel. Şimdi constant user with builder diyorum. Bir tane builder ile beraber nesne oluşturacağım. User'ın içerisinde bakın builder var. Bu builder ne alıyordu benden? Ad ve soyadı ilk başta alıyordu. Yasin dedim. Ve buradan bakın tıklıyorum. Age. İşte ne bileyim 30. Age. Pardon. Tabii ki bunları ezdiğim zaman son değer neyse benim için o olacak. İşte pon dedik. İşte buraya bir şeyler. Adres dedik. Adres. Adres. Ve günün sonunda bunları sen build et dediğimde ve gelip console.log user with builder dersem node.app.js. Bakın yine bir tane user instance'ımın oluştuğunu görebiliyorum. Şimdi burayı biz çoğaltalım. this.abc bu. builder.abc. Yani bunu şöyle 50 tane olsa ne yapacağız? Yani ayrı ayrı constructor'lar mı oluşturacağız? İşte A'lı B'lisi için, D'li E'lisi için, F'li G'li gibi gibi yani böyle düşünelim. Böyle uzatmak yerine ben gelip günün sonunda builder pattern ile beraber bak şöyle daha okunaklı. İşte sen burada bir age set ettin, ardından bir pon set ettin, bir adres set ettin ve günün sonunda build diyerek şunu da şöyle yapalım. Şöyle olsun. Şunu da şuraya da bir tab atayım. Şuraya da hatta şöyle kalsın. Tamam. Age varmış, pon varmış, adresi ve build edilerek ne yapılmış? Bir tane nesne oluşturulmuş ve kullanıma artık bizim için hazır bir hale gelmiş diyelim ve videoyu sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın.